Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Denetimli ve denetimsiz öğrenme olarak ikiye ayırdığımız süreç içerisinde ilk olarak denetimli yapısından başladık. Denetimli öğrenme yapısının içerisinde regresyon ve sınıflama modellerinin olduğunu söyledik ve biz regresyon modelleri ile başladık. Regresyon modelleri içerisinde ilk öğrendiğimiz basit doğrusal regresyon modeli ve daha sonra içerisinde birden fazla bağımsız değişken bulunduran çoklu doğrusal veya diğer adı ile arkadaşlar çok değişkenli doğrusal regresyon modelinin ne olduğunu öğrendik. Bu yapıyı zaten veri analizinde de öğrenmiştik. O zaman da söylemiştik. Yine bu zaman da söyledik. Bugün de tekrar edelim ki regresyon modelleri sadece doğrusal olarak karşımıza çıkmayabilir. Farklı veri yapılarında illa doğrusal bir ilişki üzerine biz bir model geliştireceğiz diye uğraşırsak maalesef gerçek hayatta bu tam karşılığını göremeyebilir arkadaşlar. Bugün yeni bir regresyon modelini öğreneceğiz. Polinomsal dediğimiz bir regresyon model yapısı arkadaşlar. Yavaş yavaş isterseniz başlayalım şöyle. Öncelikle basit doğrusal regresyon modeli yapısında y eşittir beta 0 artı beta 1 x şeklinde bir model yapısı kullanmıştık. Bunun doğrusallık yapısı aslında fonksiyonun kendisiydi ki bunu doğrusallık konusunda da anlattık. Yani hatta bunu geometri üzerinden doğrunun bir fonksiyonel yapısı olduğunu gösterdik. Daha sonra bunu biraz daha geliştirdik. Yeni doğrusal yapıyı bozmadan bu sefer içerisinde birden fazla bağımsız değişken barındıran çoklu doğrusal regresyon modelini sizlere anlatmaya çalışmıştım. Şöyle beta 2, x 2 artı nokta nokta artı beta k x k şeklinde. Şimdi bu yapıların biz artık bir doğrusal model yapısı olduğunu biliyoruz. Bugün öğreneceğimiz polinomsal regresyon model yapısına geçmeden önce isterseniz şu basit doğrusal regresyon yapısının grafik üzerinde nasıl gösterildiğini tekrar hatırlayalım. Y, x şeklinde ve doğrusal bir regresyon model çizgisi burada mevcut ve bu noktalara yayılan bizim veri setlerimiz içerisindeki verilerimizin bu doğru üzerinde ilerlemesi durumuydu aslında bizim doğrusal regresyon model yapımız. Bu tabii ki çoklu kısmına girdiğiniz zaman grafik yapısı bu şekilde olmuyor. Onun da yine size örneklerini vermeye çalışmıştım. Peki elimizdeki veri dağılım yapısı bu şekilde değildi. Şöyle bir şekilde olursa, şöyle hatta basit bir şekilde yine yazalım. Y ve X diyelim. Örneğin birinci gözlem değerimiz burada, ikinci gözlem değerimiz, üçüncü gözlem değerimiz, şöyle dördüncü gözlem değeri, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci şekilde. Şimdi buradan doğru şekilde bir regresyon çizgisi çekersem, bu noktalardaki yani bakın şuradaki noktaların doğrusallık yapısı ile buradaki noktaların doğrusallık yapısı arasında bir fark var. Çünkü bu doğrusal bir yapıdan ziyade farklı bir yapı bizim karşımıza çıkartıyor. Örneğin bu çizgi bu şekilde doğru olmayıp da şöyle bir doğru ile yukarı çıkarsa yani bir eğimli aslında artık doğru olmuyor da buna eğri diyoruz artık. Eğri yapısı ile yukarı çıkıyorsa işte bu noktalarım benim ilk çizdiğim doğru yerine buradaki eğri üzerinden bizlerim daha yakın. Bakın şunlar neydi bizim için arkadaşlar? Hata yapısı yani minimum hata üzerinden. İşte veri setimiz doğrusal değil de başka bir yapıya uyum sağlıyorsa işte bu durumda doğrusallıktan bahsedemiyoruz. Bu yapı ise arkadaşlar bize artık polinomsal bir regresyon modeli olduğunu söylüyor. Bunun yapısını şöyle sizlere anlatalım, fonksiyonel olarak gösterelim. Şimdi genel olarak yine basit ve çoklu olarak ikiye ayrılıyor polinomsal. Basit yapıyı gösterelim. Çoklu yapıda biraz işler karışıyor. Fonksiyonel olarak karışıyor. Yani sonuçta makine bu işi yapıyor. Biz o işin matematiğine girmeyelim diye onu söylüyorum.
Y eşittir. Yani bağımlı değişken eşittir. Hatta şunu da burada belirtelim tekrardan. Burası doğrusal regresyon doğrusu. Burası ise polinomsal bir yapı arkadaşlar. İşte bizim fit etme, hani Python'da kullanıyoruz ya fit etme. İşte fit yapısı uydurma yapısı. Elimizdeki veri setini uyduruyoruz. Biz şimdiye kadar neyi uydurduk? Doğrusal regresyon doğrusuna uydurduk. Çünkü elimizdeki veri setinin biz doğrusal bir ilişki içerisinde olduğunu düşünerek, varsayarak o işleme girdik. Ama bu fit etme işlemi her zaman doğrusal olmuyor. Buradaki gibi polinomsal bir yapıda da karşımıza çıkabiliyor. Geldim buradan bağımlı değişken olan y eşittir dedikten sonra beta 0 artı beta 1 x artı beta 2 x kare artı beta 3 x küp artı nokta 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 diye gider. Buradan beta k çarpı x üzeri k şeklinde bir model ortaya çıkar. Burada dikkat ederseniz x değerleri her zaman aynı x. Yani aslında bu bizim için basit bir model yapısı. Çünkü bir tane bağımlı değişken, bir tane de bağımsız değişken kavramı olduğundan dolayı bu model bizlere basit bir polinomsal model yapısını gösteriyor. Eğer çoklu bir model üzerinde isek ki bunun matematiksel gösterimi elimizdeki bağımsız değişken sayısı yükseldikçe o kadar karmaşık hale gelir aslında. Onu da basit bir şekilde gösterelim. Örneğin x1 ve x2 olsun. Yani iki tane bağımsız değişken olsun. Bu durumda model yapısı şu şekilde oluşturulur. Beta 0 artı beta 1 çarpı x1 artı beta 2 çarpı x2 artı beta 1 çarpı x1'in karesi artı beta 2 çarpı x2'nin karesi ve 1 ve 2'yi de birbiriyle çarptırmamız gerekiyor. Bu durumda da beta 1 2 çarpı x1 çarpı x2 şeklinde ilerleyen bir model yapısı. Bu x3 olursa yine hem x1, x2, x3 her biri birbirleri arasında yine aynı fonksiyonel yapı üzerinde devam edecektir. Bu işin matematiksel kısmı olduğu için bu kadar temel yapıda bilmemiz bizim için yeterlidir arkadaşlar. Şimdi bu bir polinom yapısı olduğu için dikkat ederseniz buralarda bazı üst sayıları var arkadaşlar. Bu yapılara biz polinomun derecesi adını veriyoruz. Polinom derecesi adını veriyoruz. Şimdi bu polinom derecesi yapısı üzerinden Excel'le bir örnek yapalım birlikte. Hem doğrusal bir model hem de polinomsal bir model üzerinde birlikte işlem yapmaya çalışalım. Şimdi şuraya ben y dedim. Şuraya da x dedim arkadaşlar. Şunları şöyle bir ortalayalım isterseniz. Y değeri şöyle birden başlasın. Şöyle nereye kadar? 20'ye kadar gelsin. X değeri ise 100'den başlasın. 200 olsun. Böyle yüzer yüzer artarak gelsin arkadaşlar. Şimdi bu iki değer arasındaki ilişkinin ben doğrusal bir yapı olduğunu tahmin edebiliyorum. Kontrol edelim. Burayı aldım. Şurayı ekle dedim. Bir saçılım diyagramı aldım. Bakın bu noktada arkadaşlar ilişkinin doğrusal bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Hatta şuradan geldim. Eğilim çizgisi ekle dedim. Buradan doğrusal da ekleyebilirsiniz. Bakın doğrusal yapıyı eklediğimde hepsi noktanın üzerinde gidiyor. Yani aslında kusursuz bir şekilde doğrusal bir ilişki olduğunu bizlere gösteriyor. X ve Y arasında. Şimdi bunu şöyle sağa doğru kaydıralım. İkinci dereceden bir polinom yapalım arkadaşlar. Buna da x2 değerini hatta şöyle ikinci dereceden x diyelim arkadaşlar. İkinci dereceden x dediğimiz yapı polinomun derecesinin 2 olması. Yani aslında bağımsız değişken yapısının karesi alınarak yukarı doğru çıkması halidir. Şimdi geldim eşittir diyorum. Soldaki 100 değerini arkadaşlar ben şöyle karesini alıyorum. Buraya yerleştirdim. Böyle aşağıya doğru indirdim. Şimdi y ve ikinci dereceden x yapısını yine bir grafik üzerine çizdirelim birlikte. Şöyle geldik. Bir saçılım diyagramı şuraya getirdim. Bakın ikinci dereceden yapı. Şimdi bunu ben doğrusal bir modelmiş gibi fitlemeye çalışayım.
Buradan geldim. Şuradan eğim çizgisi. Diğer seçeneklerden. Buradan doğrusalı seçtim. Bakın. Bu doğrusala uydurmaya çalıştığım veri setim. İkinci dereceden x dediğim yapı. Buradaki de aslında doğrusala uydurmaya çalıştığım veri seti. Y ve x değerleri doğrusal yapıya bakın nasıl uyuyor. Ancak ikinci derece dediğimde y ve ikinci derece x dediğim yapıda ne kadar uyuyormuş gibi gözükse de daha iyi uyan bir yapının olduğunu biliyorum. Bu yapı ise polinom yapısı arkadaşlar. Bakın geldim buradan tekrardan şuradaki eğilim çizgisine geliyorum. Buradaki doğrusalı şuradaki polinomsal değer olarak getiriyorum arkadaşlar. Şurayı bir silebiliyor mu? Bakın geldim tekrardan burayı da ikinci derece. Bakın polinomsal yapı ikinci derecede getirdi. Birinci derece yapısına düşemez. Polinom yapısı ikinci derece ile başlıyor. Üçüncü derece, dördüncü derece şeklinde ilerliyor. Ama bizim şu anda polinom değerimiz ikinci dereceden olduğu için, çünkü karelerini alarak arttırdığım için, bakın ne kadar kusursuz bir yapı üzerine yerleşiyor. Geldim şunu da şöyle, hatta şunun üzerine doğru atalım. Bir de beşinci dereceden x değeri verelim. Bu da geldim orijinal x değerimizin beşinci kuvveti arkadaşlar. Bakın bunu da bu şekilde aşağıya doğru indiriyorum. Buradaki y ve buradaki değerler için ekli diyorum. Bakın yine bir 5. derece yapı yanına geldi. Hatta şunu da şöyle biraz daha küçültüp yanına mı yerleştirsem daha net bir şekilde gözükür. Şunu sileyim. Doğrusalı sileyim. Zaten orayla bir işim kalmadı. Şöyle bakın 2. derece sağda. Şimdi bu da 5. derece. Bu 5. derece yapıya ben bu sefer 2. derece bir polinom eğrisi yapımı uygulamaya çalışayım. Bakın eğilim çizgisine geldim. Buradan polinom değerini seçtim. Şimdi buradaki polinom değeri 2. derece. Ama bakın yine tam böyle üzerinden gitmiyor. Ama teorik olarak tam üzerinden gitmesi gerekiyor. Ama biz 5. dereceden bir polinom yapısı yaptık. Geldim buradaki eğilim çizgisine. Diğer seçenekler diyorum. Bakın polinomun derecesini yükseltiyorum ve 5 yapıyorum arkadaşlar. Şurayı da kapatalım. Şu diğer değeri de şuradan silelim. Bakın ne oldu? 5. dereceden bir x değeri yaptığım zaman bu otomatikman 5. derece bir polinom değeri çizgisi üzerinden bakın her biri o eğri üzerinde yer alabiliyor. Yani aslında yaptığımız fitleme işlemi bu. Elimizdeki veri seti nasıl bir doğruya biz fitleyebiliriz, uydurabiliriz? İlk yaptığımız y ve x arasında ilk yaptığımız doğrusal bir modele fitlemek en doğrusu. İkinci yaptığımız ikinci dereceden bir polinoma fitlemek. En son yaptığımız ise beşinci dereceden bir polinoma fitlemek. Bakın ikisi de polinom olmasına rağmen beşinci dereceden bir polinom yapısını ikinci dereceye bile fitlemeye çalıştığınızda tam böyle çizginin üzerinden noktalar geçmez arkadaşlar. Yani aslında regresyon modellerindeki ana yapı bu. Çünkü bizim asıl amacımız neydi? Hatta şöyle gösterelim. Buradaki noktaların buradaki çizgiye minimum uzaklığını yakalayabilmek ki hata yapısını minimize ederek doğru bir tahmin modeli üzerinde çalışabilmek arkadaşlar. İşte makineye de aslında biz bunu gösteriyoruz. Makine bu yapıyı hangi regresyon üzerinde çalıştığını, öğrendiğini mesela biz elimizdeki polinomsal bir değer yapısını gidip de doğrusal regresyon üzerine öğretmeye çalışırsak makineye, makine bunu öğrenir, problem yok. Ama modelin kalitesi anlamında bizlere verdiği hata yapılarını, hata terimi yapılarını yine o noktada sorunlu olarak bizlere gösterecektir arkadaşlar. Bu regresyon modellerinden ikincisi, bu sadece teorik bir giriş yapısı anlamında sizlere göstermeye çalıştım. O zaman bir sonraki videoda kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edelim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.